Öncelikle herkese merhabalar. Ben Rasih Kuşkonmaz, Gönül Sarsılama Birliği Başkanı. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz, bölgemizde çiftçilerimizin merakla beklediği Gönül Sar Yapraklı Barajı kapalı sistem sulama şebekesi 9 Kasım 2023 tarihinde, yani bugün itibariyle başlamış olup şantiye çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Öncelikle şöyle bir geçmişimizi anlatalım. Yapraklı Barajımız 1991 yılında su tutmaya başlamış olup 94 yılında açık kanal sistemiyle, o zamanki teknolojiyle tabii ki de 72 bin dekarlık bir alanda sulama yapmaktayız. Aynı zamanda Yapraklı Barajı'ndan Denizli Acıpem Ovası'nda 112 bin dekarlık bir sulama yapmaktadır. Toplamda 200 bin dekarlık alan, yani tabiri caizse vahşi bir sulama gerçekleştirmekteyiz. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün de katkılarıyla, çok yoğun çabalarıyla kapalı sistem şebekesiyle basınçlı sistem sulamaya bugün itibariyle inşaatına başlamış bulunmaktayız. Burada biz ne kazanacağız? Birim alanda üretimimiz artacaktır. Gönülsar Ovası'nda 72 bin dekardan 90 bin 100 dekara çıkıyoruz. 20 bin dekarlıkta bir sahamız sulamada artacak. En önemli özelliklerinden biri de yılda Acıpayam Ovası'yla beraber, yani burası 90 bine çıktığını farz edelim, 220 bin dekarlık bir alanda sulanmasına rağmen yıllık 23 milyon metreküp suyumuz tasarruf edeceğiz. Yani bu su boşa gitmemiş olacak. Malumunuz son yıllarda ülkemiz bir kuraklık yaşıyor. Meteorolojik olarak sıkıntılı günlerde, yağışlarımız çok az. Buna istinaden de bu ovamıza çok büyük bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Artı üretimde ülke ve bölge ekonomisine katkısı çok fazla olacak. Bunların başında da artık kapalı sistem olduğu için çiftçilerimiz yılda 2 ürün, hatta 3 ürüne daha gidebilecekler. Bu da çeşitli şekilde ekonomiye katkısı olacağını düşünüyoruz. Şu anda 50 bin metrelik bir ana iletim boru hattımız var. Onlar dün akşam itibariyle gelmeye başladı. Bir borunun ağırlığı 9,5 ton civarında, 13 metre uzunluğunda bir boruyu bir tır taşıyor. Bugün itibariyle 30-35 tane tırımız şu anda yüklerini indirmeye başladılar. Müteahhit firma tarafından. Yaklaşık ilçemize 3500 tırlık bir sadece ana iletim borusu malzemesi gelecek. Gerisini artık siz düşünün. 278 bin metre ara ve yan kol dediğimiz hatlarımız var. 2329 adet sanat yapımız olacak. Yani bu sanat yapısı dediğimiz kapalı sistemde saatlik kartlı sulamayla yaptığımız bizim kapalı cihazlarımız diye. Ortalama ikili, üçlü, tekli çıkışlarımız olacak. Yani bu da yaklaşık aynı anda 4000-4500 kişinin aynı anda bölgemizde su sulaması demektir. Yani onu da düşündüğümüz zaman şu anki sistemle biz Gönülsar ve Çavdır Ovası'nda 22 tane farklı köy mahallede 72 bin dekarda 90 ile 100 kişi arasında kişiye su verebiliyoruz. Aynı anda barajı açtığımızda sulama sezonunda. Ama şu anda 4500 kişi demek, yani bu projenin ne kadar bir devasa proje olduğunu bahsetmek için buna değindim. Basınçlı borulu şebeke bu sulama sistemimiz yaklaşık 4 yıllık bir tahmini ve müteahhit firmanın da bize söyledi. 4 yıl içinde bitireceği belirtilmektedir. Ben Gönülsar halkından, Çağdır halkından özel çiftçi biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Şu anki Yapraklı Barajı kapalı sistem sulama projesi dediğimiz şey Türkiye'nin en büyük projesi olarak nitelendirebiliriz. 90 bin dekar bir arazide 4 yıl sürecek olan bir çalışma gerçekleştirecek. Yani Türkiye'de hemen hemen bu kadar büyük alanda yapılan, yani kalan projelerden bir tanesi. Bu projede emeğe geçen öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Tarım Orman Bakanımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze, Devlet Su İşleri Isparta Bölge Müdürü Rahmi Şahin'e, Devlet Su İşleri Şube Müdürü, Burdur Şube Müdürü Fatih Teşik Müdürü'me, milletvekillerimize, Gönülsar Belediye Başkanımıza emekler için teşekkür ederiz. İsmini sayamadığımız projelerde yer alan mühendislerimize, kim varsa Allah onlardan razı olsun. İnşallah ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine çok güzel bir katkısı olacak diyorum. Katkısı olacağına inanıyorum. Bu yüzden projede emeğe geçen herkese teşekkür ederim.